Hurmatli talabalar, bugünkü mavzumuzun mavzusu türlü etiyologiyalı travmalarda tibbiy xizmat ko'rsatishning shifoxonagacha bo'lgan bosqichida qanday qilib tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish mumkinligi to'g'risida biladi. Sallohadan ma'lum bo'lyaptiki, bu yerda aytaylik, mana shu ko'rsatiladigan travmalar boshqa holatlarda bo'lsa, travmalarni bo'lgan holatlarda asosiy bo'ladigan narsalar bosh shikastlanishlar qo'l va oyoqlarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham qo'l oyoqlarning sinishi bu birinchi navbatda ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalar. Endi qo'l oyoqlar suyaklaridan tashqari bu yerda umrov suyagining sinishi ham alohida muhim rol o'ynaydi. Bularning sinishiga albatta mexanik omillar katta ta'sir ko'rsatadi. O'sha sinishlarning turiga qarab yoki qanday sinishiga qarab klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, siljimagan sinish, siljimagan sinish, diafizmasiniz, yoki bo'lmasa yopiq, ochiq sinishlar va hokazo sinishlarni biz yerda ko'rishimiz mumkin. Bularda qanday klinik belgilarni ko'rishimiz mumkin? Agar yelka suyaklarida singan holatlarda bo'ladigan bo'lsa, yelka usti sohasidagi kuchli og'riq bo'ladi birinchi navbatda. Bosh biroz singan tarafga qarab egilgan holatda. Bemorning harakati cheklangan. Asosan agar qo'l ishlanadigan bo'lsa, sog' qo'li bilan shikastlangan qo'lni bilan yoki tirsak bo'g'inlariga sohasini ushlab olgan holatlarda bo'ladi. Markaziy bo'lak singan suyakning markaziy bo'lagi biroz oldinga qarab yoki yuqoriga qarab turgan holatda bo'lishi mumkin. Kurak sinishlari ichida o'z ahamiyatiga ega bo'lgan sinishlar jumlasiga kiradi va u quyidagi ko'rinishlarda mavjud bo'ladi. Birinchidan, kurak suyagining akrofibar go'shtiga o'smasi atrofidan sinishlar va tumshuqsimon o'sadi sinishlari bilan bir-biridan farq qilish mumkin. Bundan tashqari, bug'un yuzasidagi sinishlar yuzaga chiqishi mumkin. Anatomik yoki xirurgik bo'yinchalarning sinishlari, sohasidagi sinishlari yuzaga chiqishi mumkin. Bug'un yuzasining asosining sinishlari natijasi yuzaga chiqadi. Yuqori va ichki pastki burchaklarning sinishlari. Va hokazo va anatomik joylashgan joyiga qarab ular bir-biridan farq qilishi mumkin. Bu yerda slaydda sizlar ko'rishingiz mumkinki, yelka suyaklarining sinishlarini har xil turlari. Masalan, yelka suyaklari sinishining proksimal uchligidan sinashdi, diafizal sinishlar, yelka suyagining distal sinishlar va hokazo va hokazo yerda ko'rsatilgan o'zlarining ko'rishlari. Endi bilak suyaklarining qanday klinik bo'linishlari bor? Unda tirsak bo'g'imidan bo'g'im ichi sinishlari kuzatilishi mumkin. Sinıklar siljigan yoki siljimagan holatlarda ham bo'lishi mumkin. Bilak suyaklarining diafizal sinishlari bu ham siljigan yoki siljimagan holatlarda bo'lishi mumkin. Sinıklar siljimagan holatda uchraydigan bo'lsa, bilak suyaklarining distal qismlarida uchraydi. Ularning qayerda uchrashidan qat'iy nazar, ularda asosiy narsa singan joyda kuchli og'riq va shish paydo bo'ladi. Va o'sha qaysi tomondan singanmasa, chap tomondan, o'ng tomondan o'sha qo'lning harakatining cheklangani. Patologik harakatchanlik chiqadigan bo'lishi mumkin. Hatto paypaslab ko'rgan paytda suyak kriptatsiyasini ham uchratish mumkin. Qo'lning albatta majburiy holatda bo'lishi. Bu holatda shifoxonaga tez tibbiy yordam ko'rsatish mumkin. Bunda albatta birinchi navbatda og'riqsizlantirish imkon darajasida ana 50% 2 millilitrdan yoki bo'lmasa narkotik analgetiklar. Bu bemorlarning hammasi stasionar sharoitida yotib davolanishga majbur va ular tegishli shifoxonalarda aytaylik ixtisoslashgan vazlarni olinadi. Endi oyoqlar sinishi hayotda juda ko'p hayotiy tajribada uchratiladigan sinishlardan uchraydi. Bu yerda ham xuddi shunday klinikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, singan joyda kuchli og'riq, shishma, o'sha qaysi chap tomondami, o'ng tomondami oyoqlarda shish bo'ladigan bo'lsa, ularning harakati cheklanganligini, o'sha oyoqni singan oyoqni yiqilmasligini,
Aytaqlar terimda suyaklar kurik tasiyasini singan sababda patologik harakatlarda albatta bemor majbur holatda bo'lganligini. Test bu yerdan ko'rsatish holatida bu yerda bemorlarning oyoqlari albatta transfer immobilizatsiyasi qilinadi. Shu bilan birga albatta og'riqni qoldirish analgin yordamida yoki morfin yoki boshqa og'riq qoldiruvchi vositalar yordamida ko'rsatish kerak bo'ladi. Hayotda qalb qarishi kritik holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, shok holatlari bo'ladimi? Yoki aytaylik, embali holatlari bo'ladimi? Ularga maxsus ravishda yordam ko'rsatish kerak. Bu bemorlarni hammasi stressli sharoitda yotib olinadi. Bu sharoitlardan ko'rganlaringizda bolg'a suyaklarining qayerlardan sinishlari juda mukammal ravishda ko'rsatilgan. Endi suyaklarning yana bir sinish xususiyatlaridan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalardan bu ochiq yoki yopiq sinishlardir. Nima ochiq sinishlar? Ya'ni nimalar bo'lishi mumkin? Ochiq sinish mumkin. Singan joyda og'riq yoki shishning paydo bo'lishi, patologik harakatchanlik bo'lganligi. Suyaklarda albatta ochiq joy bo'lgan paytida bu yerda aytaylik o'sha jarohatni ochilganligi va suyak bo'laklarini ko'rish mumkinligi alohida bo'lishi mumkin. Bu yerda test tibbiy yordamda albatta maxsus shinalar yordamida immobilizatsiya qilish, qattiq asepsis bog'lama bo'lmaydi. Agar tashqi qon ketishlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, qon ketishini to'xtatish maqsadida jigitlardan foydalangan holatlarda bo'lishi mumkin. Albatta, og'riqni qoldirish maqsadida bu yerda aytaylik, analgin yoki bo'lmasa narkotiklardan albatta foydalanishimiz kerak. Agar bemorlarda shok holati bo'ladigan bo'lsa, albatta shok holatidan chiqish uchun chora tadbirlar amalga oshiriladi. Endi yana ko'p holatlarda tos chanoq suyaklarining sinishlari. Tos chanoq suyaklarining sinishgan taqdirda albatta o'sha tos chanoq suyaklari proyeksiyasi bo'lishi, Vernier, Larry simptomlarining musbat holatda bo'lishlari va albatta jarohatlangan taqdirda musbat yopishgan qaror simptomlari ochiqcha simptomlarni biz yuzaga chiqarmaymiz. Holatlarda bemorda albatta tinchlik holati deyiladi. Og'rini qoldirish maqsadida berilgan og'rini qoldirish preparatlari qilinadi. Va hayotda kritik holatlar yuzaga chiqmasligi uchun aytaylik kerakli choralar qo'llaniladi. Mabodo agar shok bo'ladigan bo'lsa, bu yerda albatta shokka qarshi chora tadbirlar ko'riladi va bu bemorlar stressli sharoitda davolanishga majbur. To'g'ri, chanoq suyaklarining sinishlarini dedi xillari ko'rsatib o'tilgan. Endi og'ir shikastlanishlarda tashxislar va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishda nimalarga e'tibor va bo'lishimiz kerak. Bu esa albatta polikliniklar juda muhim rol o'ynaydi. Polikliniklar kelib yo'l bo'ladimi? Boshqa sharoitda bo'ladimi? Qayerda bo'lsam qat'iy nazar ular birinchi navbatda yordamga muhtoj bo'lgan hollar hisoblanadi. Ularning asoratlari majlisi yuzaga chiqadi. Masalan aytaylik, shok holatlari yuzaga chiqishi mumkin. Pnevmoniya holatlari, yara embolizasi yoki tromboembolik asoratlar, sepsis va boshqa asoratlar shular ketib chiqaradigan asoratlar bo'ladi. Endi ko'p sonli jarohatlarda nimalar? Ko'p sonli jarohatlarda bu yerda aytaylik, qo'l oyoqlar sinishi, yoki bosh miya jarohatlari, orqa miya jarohatlari hammasi birgalikda keladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ko'p yoki boshqacha qilib aytganimizda 2 yoki undan ortiq anatomik sohani jarohatlari bu ko'p sonli jarohatlar jumlasi. Bu yerda og'riqlantirish, immobilizatsiya qilish va yuqorida ko'rsatilgan hamma narsalar amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari yuz va bo'yin jarohatlari ham uchrashi mumkin. Bu yerda o'sha bemorni klinik ko'rinishiga qarab bemalol o'sha jarohatlarga tashxis qo'yish mumkin. Mana og'riq bo'lishi yerda, qon ketishi, o'sha jarohatlarni yuzak qavatidan ko'rib turishlari bular o'tkir jarohatlanishiga yurak jarohatlari, yurak sohasidan jarohatlar, qon ketishi, yurak faoliyatidan jarohatlar, yoki jarohatlar, qon ketishi, 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 qon ketishi
lazımına kalmıyor. Onun için elbette Avrupa'dan konuşurken olsa bu şey açık barakatlar bulanken de asket gibi bağlamalarla bağlanmış. İmmobilizasyon ve elbette narkotik preparatlar bulanma, yakın narkotik analitikler bulanma, bunlardan hem aslında bir karakter çıkartır, işe bulanmaya imkan verilirse çarapatma bağışlandırır ve bu yuvarlarla yaparsa çok farklı yok kızılışı gerek var. Şimdi bundan başka yine kupro uçuraydıken, hani şu yol, transport hadisalarda uçuraydıken, boş meri ve umurtka pamanasının şikaslanışlar bize geçiyor. Şimdi bu yerde işte şikaslanışlar mı kadarından kançalık, ağırlık, barajası, mühüm dediğin amel başarış için, kuruş için bu yerde biz boş meri yani lat ilişkinden verdik. Boş meri yani başka kanaka zarfatlara doğruluğu tuğuşak kuruyor için. Biraz boş meri yani lat ilişki diken de bu yerde ekolik işte boş meri suyacı içindeydi, milyanın şikayetlenmişti, nazarda tutuldu ve bir de ayrıca boş milya içindeydi, boş milya, boş milya fabriklerinin hamurları ve boş yerlerinin şikayetlenmişti bir çıkışma. Eğer bu koma halatı bulabilen olsa, Glasgow şikayetlerinde boyunca kiralı ballar yığılır, kiralı fırsat işler boyunca ballar yığılır ve bu şey komanın hançerin ağır ve zeminliğine anıklanır. Şimdi boş yerini kopunca batık kırış cerafatları hem de yüzeye çıkışı mümkün. Yerde boş mu yapışlarında, batık kırış sınışlarında boş mu yapışlarında güçlü zarar edilmiş mümkün. Bunu izilişi, taşlardan girip yuvarlarını kesilişi, akbörelerini kesilişi, başka başka cerafatlar yüzeye çıkıp yerde yüklü kumar cerafı yolundan dağılaş kosumlarına dönüşmüş. Bundan taşlar, bu şekilde parçaları bulan bir galette yerde cerafatta saç dalaları, yapıp kıyım bölekleri, başka başka kısımlar, yapıp tutma, başka mesela düşman kaldığında hatta 28 bin kalıka yüzeye çıkış halkıyan o şahdan. Şimdi bu yerde boş miyada, o şey şikayetlenmiş yerde, boş miyada şikayetlenmiş yerde, tamasın yerde, kan yakılıp boş miyada içinde genotomalar yapıp subdural genotomalar yüzeye çıkanlığı yerde kurs edildi. Allah'a kadar. Çünkisi boş miye çay kalışı aytiladı. Bu mahsus mekanik enerjik tasirde, mekanik enerjik tasirde miye nöronlarını nöro su hücreleri manipüler sakıda uzgarşa yüzeye gelişim açısı yüzeye çıkıyor. Boş miyenin ezilişi ya bir eziliş amırları nimelerden ibaret bana. Bu yerde boş yerleşi de hasıl olan genot olmalarını da hidroomalar neticesi de. Bunlar başlar sürekli parçaları bilen, şişlerini bozup çıkışı, ha? Şunlar neticede yüzeye çıkıyor. Bundan taşkarı yine kalla boş ve cerahatları yan yüzeye çıkar. Yaş yerde boş süreğine etelik sosyal cerahatlarını yüzeye çıkıyor. Ya da bu şey cerahatı alıp çıkanlardan alıp böyle bir kırışı duyun orada. Boş ağırı çoğunu yüzeye işkiden şükür olacak, şu bulabilen bu sayede. Ya da bu mesela boş eğlenişi, ha? Onun bir kuvvetsizliği var, hatta bir vakit var, lazım olmak çıkıyor koyuyor. Hatta ağız halkından, hatta kulak yıllardan, burun yıllardan kan geliş, yakın likör geliş, hadisaların yüzeye çıkıyor. Bu bemarlar hem nasıl, elbette transfaktörofte halatı da, yoktan yoktan zambirli transfaktörofte kılınlardı. Eğer kuşlu ağrı bulabilen olsa, eğer kuşlu ağrılar, niyeşini aldığını alış niyeti de rütlük bilen yürek preparatları hem varsa bakılışları kullanmışı gerekiyorlar. Bir de asalatlanmayan yok ki asalatlanmayan umutka zarafatların bize mühim rolü. Bunun için Madrid'de aytaylık umutkanın boyun sokasından eğer şikayetsiz alışa yüzeye çıkarken olsa bir de tetraparezme yani kul ayaklarını işlemeye koyan halatlarını görüyoruz. Başka halatlarını görüyoruz. Çünkü müdürde asolatlanan ya da asolatlanmayan şikayetlenmişlerden elbette kuru çıkartılır. Eğer testi bir yoldan kısa çıkarak olabilen olsa bir yerde işte umutta boyun umutta dokunasını boyun kısmına şikayetlenmişlerden olsa elbette boyunca şans yokasını kibiyatı çıkarak olabilir. İmabiliyiz takılışı şanslarından.
umurtanın kokuları yapıyor, eteri bulup, bel bulunları bulacak olsa, limanları kattık tahtalarda yaptırmış gerekiyor. Zerhat bulganda, zerhatın kattık bağlap koyuyor. Han kitabından yük tamamlarını bağlar, yöke kısık tuhtatış halatları şu an cümle. Şimdi bu şey limanlarda nefes bulduruşu yüzeye çıkardırken olsa, bu şey nefes bulduruşu halatlarda, limanlar kerek olsa indibas yakınlar, yok ki bu mesela mahsus havalıklarını şinayişelerden işlettiriş maksatı muhakkak sorunlar. Bundan taşkarı şikaslanmışlar da nefakat etmişler, belki kuyuşlar manada da düşünüyor. Kuyuşlar burada iki kere şurada buluşmak. Termik kuyuşlar ve kimyalı kuyuşlar. Termik kuyuşlar asasen ıssız kuyuluklar neticesinde, buğular neticesinde, alay neticesinde, yok ki hatta kızdırılan metaller tersinde yüzeye çıkışmıyor. Ularning og'irlik darajasi o'sha qanchalik joyni kuyish egallaganligi va o'sha kuyishning qanchalik chuqurligiga teri, teri osti, mushak, fasalarga yetib borganligiga qarab ajralishadi. Kim o'rinchilar qatorida? Kim o'rinchilar bu qishloqlar yoki ishqorlarning aytaylik ishlatilishi natijasi yuzaga chiqqan. Bularning ham og'irlik darajasi xuddi shunday. İşte kuyuş yüzeyinde ve işte kuyuşun kançalı çukur geçişine karar ajratılar. Şimdi kan yakılıp ularını buluşmuş. Elbette birinci kuzga taşına vazgeçenlerse işte cerrahat olmuş. Ve ağırıklar, şişini kuruşmuş mümkün. Suyuklar ile kaplanacağın fırakçalarını kuruşmuş mümkün. İpidermisini kuruşmuş kuruşmuş. Ve de termik agent ta'sirini yo'qotish kerak. Ularni o'zbekdan testiga yordam ko'rsatilgan bo'lsa, jarohatni sovuq oqar suv bilan yuvish kerak. Quruq asir bog'lama va og'rini qoldiradigan preparatlar ishlatish mumkin. Albatta, bundan tashqari maxsus og'rini qoldiruvchi gellar bor-ku, o'sha gellardan foydalanib, juda katta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi kimyoviy kuyishlardagi. Bo'lgan ko'p bo'lsa, kimyoviy agent ta'sirni to'xtatish kerak bo'ladi. Zararlangan joyni oqar suvda yuvish kerak bo'ladi. Bog'lamalar va og'izlantirish aytaylik zararlarni to'xtatish. Va bu bemorlar hammasi klinikaga yoki maxsus shifoxonalarga yotqizilib davolanishi kerak. Yana hayotda ko'p uchraydigan travmalardan bittasi elektr tokidan shikast. Bugungi kunda elektr tokisiz hech bir narsani tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin shu bilan birgalikda undan zararlanish ham mumkin bo'ladi. Elektr quvvatidan shikastlanishlar bu termik elektr shikastlanishlarni aytadi, organizmga mexanik ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Elektr quvvatining ta'siri uning kuchiga bog'liq. 3-5 megaamper bo'ladigan bo'lsa, bu sezilarli ta'sir qiladi. 20-25 bo'ladigan bo'lsa, bu kuchli elektr quvvat natijasida mushaklarni beixtiyor qisqarishiga sabab bo'ladi. Elektrokanallarının sebeplerini bazı payetle anıklaştırmak için bir hastalığa yüzeye çıkışmak için. Çünkü için kandayı klinik bilgileri buluşmak için. Yerde elbette o şey tane yüzeysi var ağır olur. Tane yüzeysinin şikaslendiğini var. Elbette kırış teşhibi ve çıkış teşhibi itibar buluşmak için. Kuşlar bulan payetle elektrokodan kuşlar bulan payetle elbette yürek kovaliyatı ritmine bozuluş yüzeye çıkışmak için. Elbette yürek kovaliyatını teşhibi buluşuyor. Ve elbette nefes alış hangi amal başlıyor? Nefes alışında uzgarışlar yokmuşlar ilk var zamanlar. Ve bu yüzden bilen ötelik traumatoloji punktları yüklediler ve şifahanede yoktuklar. Kimge şikaslanışlarının bu soğuk alışı, ya da soğuk uruç yanlığı. Ha? Ya ki umumi soğuk alış, muzlaş, kem içlerine halatlar. Lekin tana hararetinden hararetle ilgilenme çokta ondan tasarışı bu ölüm bu hafta ilişkiler. Lekin ondan yukarı buladırken bu ise tana hararetinden 24'ten yukarı ve 36'dan pas buladırken bu ise bir yerde aytaylik soğuk vuruş neticeleri toprağı yüzüne çıkmıştır. Kanca klinik bilgiler var bu. Soğuk vuruşun yollarda ağırlık ve şişler fayda bulan. Hareketin kirlengenliği, aytaylik sezgirliğin buzuluşu, sezmeyi bulan. Sizmek bir halıktır. Şunun neticesi de sizmezsek neticesi olan da eteli soğuk vuruşlar toprağı yüzeyecekler. Bir yerde kuzlanın çanlığı buluşunu, kan kırağı, nefes alışını tizleşkenliği, başka klinik dediler. Kan da yakılıp ular da yoldan verişim. Elbette kuru asettik, boğulama kılıç gelir, sık sıvırı geçirmiş gelir.
ağrını kaldıracağın preparatlar kullanıştık doğrultuyla. Şimdi yine kurgu çözdüken travmalarımızdan biri bu, şikastlanışlardan biri bu, ütkür, baş mide ütkür kan eğlenişinin bir ilişkiden bağlı bulunan halatlar. Bunlarla biz ikiye bölüşürüz. Yani transitar işinin gücün, yani baş mide ve kan eğlenişinin ütkür işinin de ütkü tüçü bozulur. Bu infarktan farklı olarak bu ütkü gider. Bazı halatlarda klinik bilgilerini silmeyen kalışmıyor. Boş niyada kan eylaşının vaktin kâdır bozulmuş yani bir derece. Ve elbette işin kodulardır ve yemaraylı insultlar. Yani boş niyada kan damırlarını yorulmuşlar gibi boş niyada çıkan kan kuruluşu var. Bize de çıkardığını halatlarıyorlar. Şimdi kan ve klinik bilgilerini kuruşumuz mümkün değil. Harekatın bozuluşunu, kol oğla harekatın bir tarafına çirkinleyen buluşunu, paraplejiye buluşunu, nutkunun bozuluşunu, ve başka bilgilerini konuşuyoruz. Kan dakili bu oradan gelişmiş. Bu insin vakti de ya bir yemere bir insin vakti de asasen kan basınını kurtarmışız. Ya kan basınını kurtarmışız. Bunu çoğuş için mahsus barılardan faydalanmış mısın? Kan basınını kurtarmışız barılardan. Eğer aspirasyon sindromunu almış için yemurlarda aspirasyon halatları bulması için onların yukarı nefes yolları verilmiş işte. Tozalanan halatlarda bulunuyor. Ve onlar zembilde de yakılmayan halatta rafatörop yakılınır. Kuvvetli bölümlerde yakılınır. Şahanamın kuvvetli bölümlerde yakılınır. Şimdi nörolojik etelik şikastlanışlarda yapıp boş niyenin yarlıklanışlarda kanda yorgan kuşatan. Yani bu mesela boş niyen yarlıklanışının kanaka türleri olabilir. Birincisi bu meningitler. Bu miye ve umutta membranlarının yanlışlanmış neticesi. Ondan ikincisi ensefalitler. Bu kuluran ya da ok miye parenfemasının ümmi zararlanışını sorduğu yüzeye çıkardığı infeksiyonlar. Meningitler türlü derecede orta miyanın yanlışlanmış. Yani meningitler türlü derecede orta miyanın yanlışlanmışlar. Şimdi bazı halatlarda en yaşlı davranışlar. Şunun için minik ensifalit var, minik var, meylik var, ensifalit, meylik var, bu ayetler. Şimdi ilerinin kan ve klinik bilgileri bunlar. Elbette kuşluk temperatura buluşmuşsun, boş ağrısı, kumun aynışı, aytaylık patolojik reflekslerin fayda buluşu, şunlar hem varsa işte, merkezi nerv sistemasının yalgalanışından bağlanmak. Bu yumurlar zıtlık bilen zembeye yok kızılır. Yani ne de fürge bölümlerde yok ya, hemenlikle bölümlerde yok kızılır. Yok kızılır, şükürler bunlar. Şimdi periferik yani ötkür ağrı yok, onun türlü sahalarda bugende hangi akılık yordam kursatmış, başka akılık, yani orka miye şamanlaşlar da başka bir yordam kursatmış da olsa kaydımızda çok malumatla çekilebilir. İtibar için katta rahmet.